çok merak ettim seni. Telefonu da almamışsın, ulaşamadım. Fırlatıp attın ya. Özür dilerim. Uyuyacağım ben. Ya Fuat, çok üstüne geldiğimi farkındayım ama ne olursun anla beni. Sedef, biraz da sen beni anlamaya çalışsan, ha? Çalışıyorum. İnan bana, ne kadar fedakarlık yaptığını da biliyorum gülüm. Hiç öyle görünmüyor ama. Yapma böyle. Benim senden başka kimim var Fuat? Benim de senden başka kimsem yok artık. Merak etme. İşte onu diyorum ya. Önümüzde uzun bir ömür var. Sen hep böyle suçlayacak mısın beni? Sedef, benim kimseyi suçladığım yok. Ben... Evet. Ailemi kaybettim. Anamı babamı kaybettim. Hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorum. Biliyorum ama korkuyorum işte. Korkulacak bir şey yok. Korkma. Tamam gülüm. Yeter ki tartışmayalım. Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Hayır. Yatacağım ben. Tamam. Sen güzelce uyu. Akşama ne yapayım? Fark etmez. Hadi ben gidiyorum. Çifte kumluları baş başa bırakacağım. Ya Pelin, nereye gidiyorsun? Daha doğrusunu konuşamadık bile. Vallahi sınavmış, Bay Z'ymiş, taşra faresiymiş. İyice gerildim ben. Dışarısı da bastı. Eve gidiyorum anlayacağım. Ya Pelin, ne oldu peki? Son durumdan bahset. Ya ne olsun işte. Timur salağı beni öpmeye kalktı. Sonra da ben sana anlatmış mıydım bunları? Ha, mesaj attın. Yani Zafer'le fena kapıştık. Başım döndü sonra falan yazmışsın. Ha işte. Biz birlikte olamazmışız. O bana yetmezmiş. Ben ondan sıkılırmışım. Saçma sapan konuştu işte Zafer Bey. Ay ezik ya. Kendine güveni olmayan erkeklerle ne işin olacak kızım? Boş ver. Aynen işte, ezik. Evet. Size sıcak çikolata yedirdim kızlar. Ben kaçtım kuzen. Size afiyet olsun. Ha. Bu arada oynadığınız oyunu unutmayacağım. İntikamım acı olacak ona göre. Aa kuzen, kızma. Tamam tamam. Sizin adınıza seviniyorum. Eh, darısı başına artık. İnşallah. Hadi kaçtım. Allah Allah. Ne işi var Deniz'in burada ya? Bu kadar nutuk attık kıza ya. Yok özel olmuyor. Yok kusursuz olmuyor filan. Heh. Şimdi ne yapacağım bul bakalım Melih Efendi. Özel bir şey de var. Farklı. Abi! Abi! Şükür kavuşturana. Abicim nerelerdesin sen ya? En son bir Yalnızlar Partisi'nde görüştük, ondan sonra kayboldun ortadan. Ne yapıyorsun oğlum, kendine gel. Abicim özledik herhalde, hasret gideriyorum. Sana 50 kere söylemedim. Milletin içinde bana yılışma, adımız çıkacak. Aşk olsun abicim, özledim herhalde. İyi tamam. Abi hayırdır, bir sıkıntın mı var? Yok bir şey misin? Bak işine sen. Aşk olsun abicim, benim senden başka işim mi var? Sen söyle, Ali İhsan kardeşim halletsin. Bak, denize düşen yılana sarılmış ya. Anlatacağım. Şimdi şöyle. Benim bir arkadaşım var. Eski bir arkadaş. Şimdi bu çocuk aslında çok iyi niyetli bir çocuk ama hatun konusunda geçmişte bayağı vukuatlıymış. Senin gibi yani. Hatunlarla arası bayağı iyi. Yani evet, andırıyor diyebiliriz. Evet, benzer şeyler var. Her neyse. Şimdi bu çocukcağız bir kız bulmuş galiba. Tam detaylı anlamadım ben de. Özel bir şeyler olsun istiyor. Yani özel olmasını istiyor. Bana danıştı abi, ne yapayım dedi. Ben de onu düşünüyordum, hani özel ne yapılabilir diye. Yani bu arkadaşın bu özel arkadaşıyla hiç birlikte olmamış mı? Lan salak, özel diyoruz işte. Yani diyor çocuk, özel diyor. Anladım abi.
özledin? En çok neyimi özledin bakayım? Yaramaz seni. Ya ben de seni çok özledim hayatım ama işte biliyorsun durumu. Hayır gelemezsin. Deli misin? Çok tehlikeli. Alo geldin mi yoksa? Merhabalar. Ben musluk için gelmiştim. Musluk mu? Evet. Sabahleyin Melih Bey aradı. Musluk su akıtıyormuş. Ha tabii buyurun. Geçin. Gel. Hoş geldin Deniz. Neden çağırdınız beni? Benden ne istiyorsunuz? Senden ne mi istiyorum? Pardon anlamadım. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Benimle oyun oynamayın. Bu bursa benim sayemde başvurdun. Böyle konuşmanı değil de doğru düzgün teşekkür etmeni beklerdim senden. Çok zor durumda olmasam böyle bir yardımı asla kabul etmezdim. Öyle ya da böyle. Benim yardımım olmasa bu iş olmazdı biliyorsun. Bu arada çeneni kapalı tutuyorsun değil mi? Yoksa... Şimdi abicim madem özel bir şahsiyetten bahsediyoruz, o zaman gideceğimiz yer de özel olmalı. Oğlum o kadarını biz de anladık herhalde. Tamam özel olmalı. Ama neresi işte sorun o. Ayıpsın abicim. Kardeşin onu da halletti. Ulus'ta bir sürü tanıdığım var. Ziya Otel, Mülayim Otel. Hepsi de temiz yerlerdir. Hayır dersin özel anlayışına tüküreyim. Değil mi? Olmaz. Ama otel tüküreyim. Aferin. Sağ ol abi. Şöyle yeşillikler içinde bir yer. Yemyeşil, sessiz, sakin. Trabzon. Yuh. Haklısın abi. Artık Trabzon'da da yeşil bırakmadılar. Mahvettiler. En iyisi Artvin'e gitmek. Sus Ali İhsan. Tamam sus. Neresi olur ya? Neresi olur ki? Buldum. Abant. Bravo abi. Benim de aklımdan tam orası geçiyordu. Ben hemen gideyim internetten otel bakayım. Yok yok gerek yok. Bundan sonrasını ben hallederim. Hatta gidip kendi gözlerine bakacağım. He. Yani arkadaşım için bakacağım. Anladım abi tamam. Sağ ol Alisa. Ne demek abi her zaman. Ya penin çaktırmıyor ama canım çok sıkkın. Bir de biz üstüne tuz biber ektik. Keşke yapmasaydık. Evet haklısın. Bu sınav yüzünden bayağı stresli kız. Aslında ben de çok fenayım. Ya Banu'cum saçmalama. Geçen sene Ankara diye tutturmasaydın cillop gibi yerlere girmiştin kızım. Hep senin yüzünden işte. Seni düşünmekten doğru düzgün çalışamadım ki. Banu, sen güzel olduğun kadar akıllısın da. Tatlı mısın sen? Öyleyimdir. Ay, aşkım! Ah! Ay ruju da yaptım gömleğini. Bak benim daha iyi fikrim var. Yemeğe yanımda yat. Ay uzan ya. Neyse, şimdi bunu bırak da benimle bir şekilde teşekkür etmemiz lazım. Evet, haklısın. Bence gidip kuzene güzel bir hediye alalım. Ha? Ne dersin? Süper olur. Hadi gel. Tamam. Vallahi çözdün sen bu işi. Hiç hata yok. Ne zannettin sen? Evet. Vallahi son iki haftadır hiçbir şey de unutmadın, karıştırmadın. Maşallah. Kurs iptal oldu bugün. Ben annemin işlerini teslim etmeye gideceğim. Var mı bir isteğin? Yok kızım git sen. Ama giderken bak Kahya'ya söyle. Bana baksın. Ne? Olamaz. Ha bu arada söyle de arabayı hazırlasın. Akşam kulübe gideceğim. Ama Zarife teyze. Şaka yaptım kız korkma şaka. Alacağın olsun Zarife teyze. Vallahi üzüldü kız. Suna sen hakikaten seviyorsun beni. Biraz cadısın. Asabilsin ama seviyoruz işte ne yapalım. Suna sen olmasan belki de ben kafayı sıyırıp tımarhanelere düşmüştüm. Zeyfe teyze hayırdır?
Sen böyle şeyler demezdin hiç. Al bunu, bir ihtiyacını gör. Yok, alamam. Zaten maaşıma zam yaptın. Kurs parası falan. Kız Suna, sen büyük hanıma karşı mı geliyorsun? Hadi al bakayım bunu, bana da meyve getir. Canım Zarife teyze. Teşekkür ederim. Allah melek diye göndermiş bunu bana. O kadar çok mu korkuyorsun benden? Konuşmak istemiyorum. Yoksa Deniz'le mi buluşacaksın? Ondan mı bu acelen? Saçmalama Pelin. Neden saçma olsun? Birlikte değil misiniz? Pelin sen... Ben ne? Ben ne ha? Dün kafede o çocukla öpüşen sen değil miydin Pelin? Hepsi senin yüzünden Zafer. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum, yoksa kalbini kıracağım. Konuşturma! Daha ne kadar kırabilirsin ki kalbimi? Aa, hata bende ama dengim olmayan birini adam yerine koydum. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Ne o? Taşralı gururum mu incindi canım? Ha, çok affedersin. Öyle kitaplara hatmetmekle olmuyor bu işler. Profesör olsan da bir köylü olarak kalacaksın, anladın mı? Sadece bir köylü. İyi ki çıktın hayatımdan. İyi ki. Okay, see you. Arayan Charles'dı. Burs başvurun için yazmış olduğu referans mektubuna karşılık bir hediye göndermiştim. Teşekkür etmek için aradı. Ben yapacağımı yaptım Deniz. Şimdi sıra sende. İstediğiniz gibi bildiklerim aramızda sır olarak kalacak. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Bundan sonra Mert'le de bir ilgim olmayacak. Onun iyiliği için ondan uzak duracağım. Aferin. Bak işte gördün mü? Artık sizin gibi insanlardan uzakta yaşayacağım. Bana yaptığınız en büyük yardım bu oldu. Mustafa Bey. Deniz, sen de mi buradaydın? Merhaba Berna Hanım. Mert, biz de Deniz'le burs konusunu konuşuyorduk. Bildiğiniz gibi kendisine ufak bir yardım mı oldu? Sağ olsun, teşekkür etmek için ta buralara kadar zahmet etti. Oturmaz mısınız? Yok Mustafa Bey, sağ olun. Fazla vaktimiz yok. Anne, hadi sen de ne alacaksan al, bir an önce çıkalım buradan. Seni benden çalacaklar. Yine hayallerim yıkılacak diye korkuyorum be Fuat. Öfken geçince benden vazgeçersen ne yaparım ben? Efendim? Ha. Merhaba Şükran Hanım. Ay yok. Nasıl dönürüm diyeyim artık? Kader böyleymiş. Banu gururum kırıldı, affetmem diyor. Kazım desen hepten sinire kesti. Allah var, ben Fuat'ın büyüye geldiğine inanıyorum ama işte ne gelir elden. Bırakırlar mı seni bana? Evvelim sen oldun ya.
gideyim, sen ne olacaksın? Ay iyi tamam. Madem ısrar ediyorsun, yarın bir gün buluşalım. Ha? Yok yok, sen eve gelme. Kazım'la falan karşılaşırsın, tatsızlık olur. Ay yapacak bir şey yok ama. Hadi tamam, hadi tamam, dışarıda görüşürüz. Olur, olur hadi. Hayırlı günler. Bilmiyorum Sedef. Geçecek Fuat'ım. Hepsi geçecek. Canım kuzen bunlara bayılacak. Ha evet. Ya mutlaka çiçek de alalım, tamam mı? Tamam alalım. Ay canım arkadaşım bayılacak bu bilekliğe. Şans getirecek bu bileklik. E sana da alsaydık. Takardın sınavda. Hayır. Benim uğurum belli bak. E canım o başka. Aşkım. Ben senden başka ne isterim ki? Benimle kal. Beni sev yeter. E canım zaten ben hep seninleyim. Bak şu sınav geçsin. Beraber yarım kalan avant geçsin yapalım. Tamam mı? Mutlaka. Bak çiçekçi. Hadi gel. Şerife teyze. Meyveni bak buraya koyuyorum. Ben çıkıyorum. Başka bir isteğin var mı? Yok kızım. Zarife teyze, çok teşekkür ederim hediyen için. Aa, ne hediyesi be? Ben kimseye hediye almadım. Bak yine şaka yapıyor bana. Hoşça kal. Suna, yarın erken gel bak. Yoksa televizyonu açar izler. Tamam tamam, sen merak etme. Ay, Hacer teyze bayılacak bunlara. Pelin bayılacak bu çiçeklere. Evet, kesinlikle. Hayrola Melih, bir yere mi gidiyorsun? Evet hayat. Babam aradı, bir iş varmış. Onun için gitmem gerekiyor. Ha, babanı kıramazsın tabii. Maalesef kıramam. Ama merak etme, seni de düşündüm. Al bakalım. Bunlar ne Melih? Dekorasyon katalogları. Hani evde sevmediğim birkaç eşya vardı ya. Onları değiştirmen için. İstediğini alabilirsin. Ne gerek vardı? Olur mu hiç öyle şey hayatım? Benim sevdiklerim kadar senin sevdiklerin de önemli. Ne istersen al. Ama bak, salondaki sehpaya dokundurmam. Onu çok seviyorum biliyorsun. Peki öyle olsun. Şey Mustafa Bey, Meral Hanım gelemedi de biraz rahatsız kendisi, onun yerine ben geldim. Yeni evinizin dekorasyonu için imzaladığınız sözleşmeleri almaya geldim. Hazır mı acaba? Aa, hay Allah ya. Geçmiş olsun. Yani söyleseydiniz ben kendisine iletirdim dosyayı ama. Buyurun Berna Hanım. Meral Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi bildirin, olur mu? Anne hadi. Yapacak başka işin yoksa gidelim buradan. Tamam peki. Bize müsaade o zaman. Hoşçakalın. Ben de çıkıyordum. Birlikte çıkalım. Mustafa Bey, tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne zaman istersen yardıma hazırım biliyorsun. Size de güle güle. Hoşçakalın. Esra Hanım'a da sevgilerimi iletin lütfen. Efendim baba. Kahretsin ya. Bugün kursu yok mu bunun? Tamam baba. Halledeceğim. Hadi görüşürüz. Ya aşkım ya, bak ne diyeceğim. Hayatım nereye? Pelin hediyesi vermedik miyiz? Diyorum ki ya, birazcık şurada otursak ya. Niye ki? Ne oldu yine Banu? Ya diyorum ki Pelin acaba başka bir şeyler daha mı alsak ha? Ben bu ifadeyi çok iyi biliyorum. Hangi ifadeyi? Sen bir şey saklıyorsun. Ay durduk yerde ne saklayacağım Ozan? Yürü hadi. Vallahi bilmiyorum.
Yürü, Pelin'e gidiyoruz. Ya Ozan. Ne yapıyorsun hayatım? Hiç, anneme mesaj yazıyordum. Annene de benden yavaş yavaş bahset istersen artık ha. Merak etme canım, ortalık biraz durulsun, bahsedeceğim. Hazır mısın sen? Hazırım, çıkacağım birazdan. Ama bu gece senden nasıl ayrı kalacağım bilmiyorum. Kalırsın kalırsın. Her şey çok güzel olacak Hande. İnşallah, tabii. Hadi, geç kalacaksın. Tamam, bir şey olursa ararsın tamam. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Tamam gitti. Gel ama dikkatli ol. Ben de senin canım. Hadi çabuk. Pasta. Ekosa pastanesinden çilekli pasta alalım Pelin'e. Banu, dünyaya aldık. Daha ne pastası kızım? Ya ama Pelin çok seviyor çilekli pastayı, biliyorsun. Ya çok uzak Banu, şimdi kim gidecek oraya? Ama Pelin'e borçluyuz Ozan. Ayrıca aşkımız için değmez mi? Tam bir teşekkür olsun istiyorum. Lütfen. Peki hadi yürü. Benim şimdi gitmem lazım. Acelem var. Görüşürüz. Deniz. Efendim Mert. Hani siz böyle kendi aranızda konuşuyorsunuz ya. Ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Hadi bana da anlatın. Mert lütfen. Bu ne şimdi canım benim? Bunları konuşmadık mı? Hem benim işim gücüm var. Oyalama beni. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hazır ikiniz de buradayken sizinle konuşmam gerekiyor. Bana açıklamanız gereken şeyler var. Çok özledim seni. Ben de seni hayatım. Melih de gittiğine göre bütün gece bizimdir.